Emek İş Hanı'nda kaçak bir maytap atölyesi. Yıl 2008. 20 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. 130 kişi yaralandı. Evet, bilindiği gibi Adalet Arayan Aileler diye bir isim aldık. Ama maalesef adaletin olmadığı bir ülkede adalet arıyoruz. Bu da çok içler acısı bir şey. Adalet yok ama bu demek değildir ki adalet mücadelemizden vazgeçtik. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sizler duyarlı, vicdanlı insanlar olduğu sürece ümitlerimiz devam edecek. 2008'de Davutpaşa patlamasından bu yana adalet mücadelemizi biz inatla, sabırla, bütün engellemelere rağmen sürdürmeye devam ediyoruz. Evet, biz şunu çok iyi biliyoruz. Kaybettiklerimizi geri getiremeyeceğiz. Bunun bilincindeyiz. Ama başka canlar, başka ocaklara bu ateş düşmesin diye bu mücadeleyi veriyoruz. Yani burada kendimizden çok sizler ve sizin sevdiklerinizin bu acıyı, bu ateşi yaşamalarını istemiyoruz. Bunun için adalet mücadelemizi biz sürdürüyoruz ve karşımızdaki bütün engellemelere rağmen yılmadan, usanmadan devam edeceğiz. Türkiye'de birçok sivil toplum örgütleri, sendikalar, sözde işçi temsilcisiyim diyen insanlar olayların yaşandığı anda bu lafı özür dileyerekten kullanıyorum, çok özür diliyorum. Akbabalar gibi oraya uçuşuyorlar. Sıcağı sıcağına iki tane kamera görüp günübirlik nasıl reklamımızı yapıp ve ondan sonra acılı aileleri kederleriyle yalnız baş başa bıraktıklarını biz bunları yaşadık ve çok iyi biliyoruz. Onun için diyoruz ki işçi temsilcisiyim diyen insanlar, sendikalar, odalar, başkanlar veyahut da parlamentoya gönderdiğimiz vekillerimiz, özellikle vekillerimizden bizim adalet arayan aileler olarak tek dileğimiz, tek isteğimiz vardır. Bizler sizlere oy verirken, sizleri o parlamentoya gönderirken sizden han, hamam, şöhret hiçbir şey istemiyoruz. Sizden sadece ve sadece bizlerin sesi, gözü, kulağı olun, vicdanı olun. Adaletsiz bir ülkede yaşıyoruz. Adaleti sağlayın diyoruz.